Merhaba arkadaşlar, Nimet'in örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu tatlış kaplumbağa yıllığı serisinin arkadaşlar yeni üyesi. Bu videoda bu kaplumbağamızın yapım aşamalarını sizlerle birlikte şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Lee serimizin bildiğiniz gibi sabit vücut videosu var arkadaşlar. Bedeninin yapımı, kolunun ve kafasının yapımını o linkten, ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. O linkten gidip o videodan örebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda kabuğunu ve bu ön parçasını örüp yüzünü şekillendirip kaplumbağamızı oluşturduk arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Sizler de inşallah severek örersiniz arkadaşlar. Şimdi kaplumbağamızı örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaplumbağa liğimizi örmeye başlayalım. Dediğim gibi sabit parçalarını ben ördüm. Bakın hazır bedeni, kafası ve kolları. Bunların açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Arkadaşlar lee serimin bütün parçaları, sabit olan parçaların tarifi aynı. Tek videoda topladım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaplumbağamızın kabuğunu yapacağız. Şöyle bir kahverengi tonu, kahve köpüğü gibi bir ton kullanmak istedim. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğnemi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet. Halkamı kapatıyorum. Şimdi spiral örmeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ilk yuvaya batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bakın şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Biraz netleşsin. Evet, ilmek kaydırmamı yaptım ve bir tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıktım. Şimdi bu battığım yuvaya tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. Her yuvaya çift batacağım arkadaşlar. Şöyle, evet. 6 tane ilmeğimiz vardı. Her yuvaya 2'şer tane sık iğnemizi yapıp ilmek sayımızı 12 tane yapıyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Sihirli halkamı iyice oturtuyorum. Şimdi yine en baştaki ilmeğimize, bakın battım, tığımı aldım. Bir öncekinden yine ilmek kaydırmamı yapıyorum ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Evet, her zaman ilmek kaydırma yapıp da üste çıktığım, battığım yuva benim ilk ilmeğimin yuvası arkadaşlar. Şimdi yine tekrar oraya bir tane ilmek yapıyorum. Bir tek, bir çift yapacağım bu sırada. Şu yandaki yuvaya da çift batıyorum. Bir tek, bir çift. 6 tekrarla sıramın sonuna kadar örüyorum. Yine sıramın sonuna geldim. En baştaki ilmeğimi batıyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Sıramı tamamladım. Bir üst sıraya çıktım arkadaşlar. Yine battığım yuva benim ilk ilmeğimin yuvası. Oraya bir tane sık iğne yaptım. Yandaki yuvaya bir tane yaptım. Yandaki yuvaya çift batıyorum. 2 tane tek, bir çift. Bu sırada da sıranın sonuna kadar 2 tane tek batıyoruz. Sıradaki yuvaya çift batıyoruz arkadaşlar.
Yine 6 tekrarla sıramızın sonuna kadar örelim. İki tane tek, bir çift. Evet, son çiftimi de yapıyorum. Yine sıramın sonuna geldim. Aynı işlemi yine ilmek kaydırma yapıp bir üst sıraya çıkıyorum arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Devam ediyorum. 3 tek, 1 çift. Bu sıramızda 3 tane tek sık iğne yapacağız. Yani her yuvaya birer tane batacağız. 3 tane. Sonraki yuvaya 2 tane yapacağız. 3 tek, 1 çift. 6 tekrarla sıramın sonuna kadar örüyorum. Evet, yine son çiftimi de yapıyorum. Yine ilmek kaydırmayla bir üst sıraya şöyle arkadaşlar bir zincirimi çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle bir ölçmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bizim L serisinin şeyi çok fazla değil. Bedeni çok büyük bir beden değil. O yüzden ben de küçük bir kabuk yapacağım. Bu da yeterli gibi geliyor bana. Şimdi bir yüzünü yaptık kabuğumuzun. Diğer tarafına döneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaki lopuna batacağım bunun arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın zincir görünümü olan üst tarafının arkadakine şimdi ilmek kaydırma yaptık üste çıktık. Buraya ikisine bir battık ama onun arkadakine batıyorum ilk ilmeğimi. Bir 2 3 tane. Bakın şöyle. Ve hemen kesme işlemi yapacağım. Çok kabarık bir kabuk olsun istemiyorum. Pardon. Bakın şimdi bir kesme işlemi yapacağız. Yine arkadaki kanatlardan alıp bakın bir tane aldım. Yandakinden de alıyorum. Üçünü bir örüyorum. Yani bir ilmek eksilttim. İki tane tek arka loptan örmeye devam ediyorum. 2 3 tane tek bir tane kesiyorum. Bakın birini tığımı aldım. Bir ilmeğimi. İkinci ilmeğimi de aldım. Tekrar kestim. Bu sırayı arka loplara batarak yani blu dediğimiz işlemi yapıp arkadaşlar 3 tek bir kesme işlemi yapıyoruz. Kabuğumuzun arka tarafı şöyle dönmüş olduk. Minik bir kabuk olacak. Çünkü bedenimiz küçük olduğu için bedenimize uygun küçük bir kaplumbağa kabuğu yapacağız. Tekrar kestim. 1 2 3 ve evet son kesmemi yapıyorum. Yine ilmek kaydırmayla ikisine bir battım. Bakın. Geçirdim. Bir önceki ilmeğimden bir zincirimi çektim. Şöyle bakın.
Böyle dönecek arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Bu sefer normal batacağım. 1 2 tane yapıyorum. 1 ilmek kesiyorum. 2 tek bir kesme işlemi yapacağız bu sırada. Evet, 2 tek bir kesme işlemi. Bir, iki tek, bir tane kesme işlemi. Evet, son kesme işlemimi de yapıyorum. Yine ilmek kaydırmamı yapıyorum arkadaşlar. Sıramı bitirip bir üst sıraya geçiyorum. Bakın şöyle oldu. Örmeye devam edeceğiz ama şöyle, evet, kabımı koyup sırtıma şöyle bir denemek istiyorum. Şimdi bu sırada da bir tek bir kesme işlemi yapacağız. Evet, aynı yuvaya bir tane tekimi yapıyorum. Bir tane ilmek kesiyorum. Bir tane tek, bir tane kesiyorum. Bir tek bir kesme işlemi. Evet, sıramı sonuna kadar yapıyorum arkadaşlar. Bir tane tek ve son kesme işlemimde yapıyorum. İlmek kaydırmamı yine yapıp bir üst sıraya arkadaşlar şöyle. Biraz sıkılayım. Evet, zincirimi de çektim. Şimdi 6 kere kesme işlemi yapacağız burada ama şimdi kabuğumuza birazcık elyaf koymak istiyorum. Çok basık bir kabuk olmasın. Hafif dolu olması gerekiyor. Şöyle yanlara doğru. Evet, bu kadar kabarıklık yeter arkadaşlar. Şimdi 6 tane kesme işlemi yapıp örgümü kapatacağım arkadaşlar. Yine üste çıktığım ilmeğime batıyorum. İlk ilmeğim orası. Yandakine de batıyorum. Bir tane kestim. Toplamda 6 tane kesme işlemi yapacağım. 2 3 4 5 ve son kesme işlemi yapıyorum.
İlk kesme işlemi yaptığımın hemen onun başı benim son ilmeğim. İlmek kaydırmamı yapacağım arkadaşlar. Evet şöyle. Ve dikecek kadar buradan ipimi de bırakıyorum. Bakın kapağında altta kalacak zaten. Şöyle. Biraz da ip bırakıp kesiyorum. Evet arkadaşlar. Kabuğumuz hazır. Minik bir kaplumbağa olacak zaten. Şimdi kabuğumuzun üzerine birazcık şekil vermek istiyorum. Evet şöyle kahverengi bir ip üzerine de koyayım. Ben biraz katını açtım. İnce bir ip olsun arkadaşlar. Kalın olmasın. Şöyle iki katını aldım. Şöyle arka taraftan bir yerden bakın şu bir ikinci sıraya geçiyorum. Yani sihirli halka ve dışındaki sırayı şöyle ipim de takılırsa benim için daha iyi olacak ama şurayı dikeceğiz. Şöyle şuradan altta da kalsa olur. İlk iki sıra arkadaşlar. Bakın bütün V'lerin hani çift batmıştık ya. Çift battığımız yani zaten 6 tekrar yaparak örgümüzü ördüğümüz için şöyle batayım. Yani bir altıgen oluşturacağız ve bizim bu örmüş olduğumuz 6 tekrarlarımız bize yardımcı olacak. Şöyle. Bakın o sırada bütün çift battığım ilmeklerin içinden geçiyorum. Bir makine dikişi yapar gibi. Evet. Ve şimdi burada sadece o V'lerin şöyle en başa kadar batıp en baştaki çift battığımız ilmeğe battım. Oradan hemen yandakine geçiyorum. Bunu buradaki battığımız tabandaki V'ye batıyorum. Çift ilmeğe yani. Ve yandaki çift battığımız ilmeğe geliyorum. Yukarıdan batıyorum. Sırasıyla ilmeklerimi bu şekilde dolanacağım arkadaşlar. Yani bir kaplumbağanın kabuğunun görüntüsünü vermeye çalışıyorum. Ve örgümüzün şekli bize yardımcı oluyor arkadaşlar. İlmeklerimizi kullanarak şöyle evet. Bunu da yaparsak evet bitmiş oluyor. Tekrar arka tarafa geçiyorum. Bakın çok tatlı oldu. İpimi buraya düğümlüyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. İğneme bırakmış olduğum ipimi takıyorum. Evet arka tarafı burası arkadaşlar ipimizi sıra belirleyici ipimizi çıkarmıştık şöyle şimdi onu ben şu ipimi artık içeri çekmek istiyorum herhangi bir noktadan evet ve buraya bakın uygun yere hatta şöyle aşağıya doğru da yapabilirsiniz ama şöyle ortalayalım. Kafayı da dikeceğiz. Şöyle.
Ben iki noktadan sabitlemek istiyorum. Ya da tek noktadan da olabilir. İğnem çok uzun çünkü. Evet, şöyle parmağımla da tutaraktan dikeceğim yeri göstereyim size. Şuradan önce sabitlemeden ipimi şu arka ortasından bir sıra altı arkadaşlar. Mesela şuradan blue yaparak ördüğümüz ilk sıra o onun altından ilk birinden ikinci sıranın ortasından dikeceğim. Şöyle iğnemi çıkarıp elimden tutmak istiyorum. Şöyle evet koydum. Şimdi kaplumbağamın bedeninden aldım. Buradaki çıkmış olduğum yuvadan tekrar bir kaplumbağanın bedeninden bir kabuktan alıp şöyle bunu buraya arkadaşlar sıkıca monte ediyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Eğer ki bu yaptığım ilk sıra arkadaşlar, hani burası da şart değil tabi. Baktınız çok üstten, yani düzgün durmuyorsa biraz alt sıradan da dikebilirsiniz. Şimdi şöyle bakıyorum ben. Evet, birazcık çekiştirdim. O yüzden bir alt sıradan dikeceğim. Çünkü kabuğumun da çok da yapışık olmasını istemiyorum. Hani sıkı diktiğim zaman da ister istemez kabuğumuz sırtına yapışacak. O yüzden bunu bir alt sıradan dikelim arkadaşlar. Şöyle tekrar iğneme takayım. Şöyle bir alt sıra. Yani iki sıramız şöyle iki sıramız bu üstte kalsın arkadaşlar. Yine şöyle elimle ayarlıyorum. Hem böyle olursa dikişimizde gözükmeyecek. Evet, yine aynı yuvadan batıp sırayı takip edeydi arkadaşlar. Kabuğumu bedenime tutturuyorum. Dediğim gibi üstten iki tane sıramız kalacak. Evet, şöyle çekiyorum. Bakın böyle daha düzgün oldu. Kafayı dikeceğimiz yere de çok yukarıya dikmeyin arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz buraya kafada dikeceğiz. Onun dikiş alanında şey yapmayalım, girmeyelim. Yavaş yavaş hafif aşağıya doğru ineceğiz. Bakın üstteki iki sıram hep duruyor arkadaşlar. Dikmiş olduğunuz ipi de sıkı sıkı çekerseniz dikişiniz daha muntazam olacak arkadaşlar. Gevşek bırakmayalım. İpimizi çekelim. Evet, çok az bir şey kaldı.
Evet arkadaşlar, şöyle sonuna geldim. Şuradan tekrar batıyorum. Son ilmeğimi de. Ve buraya, hatta burada değil de arkadaşlar, şu alt taraftan ipimi düğümleyeceğim. Evet, kabuğumuzu diktik arkadaşlar. Evet, minik bir kabuk yaptık. Şimdi kafamızı tutturalım arkadaşlar. Evet, şöyle arkadaşlar, iki tane, bir tek, bir çift, şöyle arkaya iki tek bir kesme ile bir tek bir kesmenin arasına çıkıyorum ve kafamı şöyle düzgünce öne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Tam arkasına bakayım, şurası. Buradan da arkadaşlar dikeceğimiz yer yine iki kesme ile, İki tekli bir kesme ile bir tek bir kesme yaptığımız işlemin arasından dikeceğiz. Tam arkasını buluyorum. Şurası. Evet, şuradan geçmeliyim. İlk ilmeğim. Bunu buradan tutturursam ön tarafa düzgün bakmasını istediğim için şöyle biraz hafif yan olmuş bu ilmeğime, o yüzden tekrar batıyorum. Evet, şimdi sıramı da bulduğuma göre bir bedenden bir kafadan alıp yine sıkı sıkıya kafamı bedene tutturuyorum arkadaşlar. Sadece sıranızı takip edeceksiniz ve sıkı bir şekilde. Kafamı dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, iki tek bir kesme. Evet, kafamı dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, kafamızı tutturdum. Şimdi kaplumbağamıza bir tane ağız ve kaşlarını işlemek istiyorum. Yine kahverengi ipimle şöyle biraz şöyle arka taraftan uzak bir yerden, şöyle ipim de içeride takılsın kalsın diye arkadaşlar, şöyle uzaktan geçiyorum. Evet, bakın düğümüm içine girdi. Şimdi kaplumbağamıza şuraya minik bir ağız yapacağız. Bakın şu gözün altından şu gözün altına kadar şöyle önce şöyle battım ve bir sıra alttan şöyle tekrar bunu aynı olduğu yerden geçeceğim. Çok da geniş bir ağız olmasını istemiyorum. Şuradan. Evet, buradan geçmem daha iyi olacak. Şimdi bir de minik minik iki tane kaş yapmak istiyorum.
Evet, bakın şöyle küçük bir ağzımız oldu. Kaşımız içinde, gözümüzün iki sıra üzerinden hemen şöyle iki ilmeklik, bir, iki, üç olsa şöyle uzun mu olacak? İki kısa olacak şuraya. Hemen çapraz bir sıra, bir sıra altına, şöyle çapraz bir yere. Evet, şurası güzel diye düşünüyorum. Bunu da aynı hizadan kaş taraftan çıkıyorum. Şöyle. Yine bir ilmeğimi çapraz şekilde olacak şekilde arkadaşlar. Yerini şöyle göz kararı ayarlıyorum. Evet. Arka tarafa doğru. Yine çıkıyorum. Evet. Minik kaplumbağamız hazır. Şimdi bu ipimi buraya düğümlüyorum. Şuradaki ilmeğime düğümlüyorum rahatça arkadaşlar. Çünkü arasında çekince kaybolacak. Şuraya bir düğüm atmak istiyorum. Ve aynı yerden girip ipimi şöyle uzak bir yere, bakın belli olmuyor. Ve burada ipimi kesiyorum. Evet, kaplumbağamızın şimdi kollarını da dikelim. Arkadaşlar, kaplumbağa leğimizi bitirelim. Kolları içinde bir tanesini şöyle alıyorum. Bakın hemen kafadan şöyle orada bir ilmek kalacak şekilde şuradan her ilmekten geçe geçe kollarımızda iki yana tutturalım. Evet arkadaşlar. Ve kolumu da hemen şöyle alt kısmında düğümlüyorum. Yalnız şuradan bir sıkılama işlemi daha yapacağım. Kolumun sık olması için. Evet, ipimi de burada düğümlüyorum ve koparıyorum. Tabii yani ipimi keserken hiçbir zaman dibinden kesmiyorum arkadaşlar. Uzak bir yerden çıkıyorum. İçinde de ipim kalsın, sökülmesin diye. Evet. Diğer kolumu da dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, kollarını da diktim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi yalnız bu parçadan tek katına şöyle. Şimdi benim buradaki ördüğüm 3 tek bir artırmaya kadardı. Ondan bir sıra eksik arkadaşlar. Bir sıra eksiğini 1 2 3 evet 3 tek bir artırmaydı bu. Bir sıra eksiğini 2 tek bir artırmaya kadar tekrar bir parça daha ördüm arkadaşlar. Kaplumbağamızın ön tarafına dikmek için. Şimdi yine kahverengi ipimi aldım. Şöyle arkadan bir yerden düğümümü sıkıştıracağım. Ve yine buraya işleme yapacağım arkadaşlar. Sihirli halka ve bir sonraki sıra. Yine çift battığım ilmeklerin arkadaşlar şöyle içinden geçe geçe bir altıgen oluşturacağım. Evet. Şimdi dış çevresini yapmak için de
Tekrar şu uç kısımlardan, bakın iki katından birden geçiyorum oradan. Yandaki battığım şu köşeden, buradan şu üst sıraya, oradan yine alta geçmek istiyorum. Üste dikişimiz olacak çünkü. Şöyle, bu altıgenin her köşesinden üstteki sıra çift, en son çift battığımız yerin ucundan geçiyorum. Şöyle. Evet, sonuncuyu da geçtim. Şöyle, evet. Şimdi ipimi arka tarafa düğümleyeceğim. Kahverengi ipimi kestim. Ve şu elimdeki ipimi uzun bırakmıştım. Bununla da oraya monte yapacağım, ön tarafına dikişini yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilmek kaydırmayla yine spiral değil de üste çıkarak ördük. Bu ipimizi hemen altındaki, yani batmış olduğumuz yuvadan şöyle bir altına geçiyorum. Buram düz olsun diye. Ve bunu yine göz kararı şöyle göbüşüne koyup birebir bir bedenden bir tane kabuktan alıp buraya dikiyorum. Evet, bu şekilde göbek kısmına da bunu monte edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaplumbağamızın önündeki parçayı da diktim ben. Kaplumbağamızı bitirdik. Kaplumbağa liğimiz de arkadaşlar hazır. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle örün, hoşça kalın arkadaşlar.